25 Eylül 2022 Pazar İstanbul At Yarışı Tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali yukarıda adresi yazılı web sitemizde her gün yayımlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar oradan yazılı halini okuyabilirler. İstanbul programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Bu arada, yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 2 yaşlı İngilizlerin, şartlı bir, Grand Equinox koşusu, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu şartlı bir mücadelede, ilk şansı 6 numaralı King of Tony'e vereceğiz. Uzun zamandır sahada olan pişkin isimlerden biri olduğunu belirtelim. Muhtemelen iyi bir start çıkışı ile, yarışı orta sıralarda takip edecektir. Ayağına seri bir isim olmadığı için, hafif süratli tempolara ihtiyaç duyabilir. Biz iyi idman durumu ve yeterli pişkinliği ile ilk sıradan yazılmasını tavsiye ediyoruz. İlk rakibi 2 numaralı Burgazlı olacaktır. Kayıtlı çok fazla bir işi olmasa da iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Inspector temsilcisinin kaliteli pedigrisi ile ilk yarışında yazılması taraftarıyız. 4 numaralı Kontundo İstanbul'daki kum pist çalışmalarında çok beğenildi. Çok iyi görüntüsü ile yarış hayatına kazanarak başlayabilir sahada da oldukça güvenilen bir isim olduğunu belirtelim. Üçüncü sıradan şans verdik ancak tüm kuponlarda mutlaka bulundurulmalıdır. Son olarak bir numaralı Another Time'ı yazalım. Sahada çok fazla bir işi yok. İç kulvardan yarışa başlayacak olması avantaj olabilir. Muhtemelen bir numaralı Start'ın sahibi Ca isimli Tay, yarıştan çıkabilir. Eğer çıkarsa en iç kulvardan Another Time başlamış olacak. Start'ı da iyi alırsa, bu grupta kazanma şansı olabilir yetersiz ve beğenilmeyen işlerine rağmen, Kurtel Eküresi ve Gökhan Kocakaya farkı ile kuponlara eklenebilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 2, 4, 1 şeklindedir. İkinci koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının, şartlı 4 yarışı, 1300 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Dişilere ait bu mücadelede, hafif süratli bir tempo bekliyoruz. Ateştay, kader yolu, toprak tutkusu ve ilk ateş, eğer isterse liderliği alabilecek süratli isimlerdir. Bu süratli atların tamamı önlerde kesin olarak gidecek diyemeyiz. Ancak hepsini belirtmek zorundayız. Çünkü bunlardan bazısının start problemi yaşaması, diğerinin şansını arttırabilir. Kulvar avantajları da yarışın gidişatını değiştirebilir. Biz bu şartlarda toplamda 5 ismi sizlere önereceğiz. Öncelikle yazacağımız atlar 1 numaralı Ateştay ve 3 numaralı Bedinurzade olacaktır. Ateştay Ahmet Çelik ile bugün çok daha iddialı koşacak. Sentetiye ve Stili rakiplere rağmen kazanma şansı yüksektir. Bedinurzade ise çok iyi idman durumu ile dikkat çeken bir isim. Görkem Özçelik idaresinde 2 yarışın birini kazandı. Diğerinde de, start sorunu yaşamasına rağmen sentetik pistte yakın ara üçüncü oldu. Bugün kazanmaya koşacaktır. Daha sonra, takibe aldığımız 8 numaralı toprak tutkusunu yazalım. Özcan Yıldırım idaresinde 2'de 1 yapan bu safkanın, bugün uygun grupta kazanma ihtimali yüksektir. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Sentetikteki tek yarışını kazanan 5 numaralı Çiçek Hanım, ya geç çıkıyor, ya da startı ağır alıyor. Buna rağmen başarılı koştuğu için, bugün de kuponlara ekleyelim. İyi çıkış yaparsa da, kazanma şansını katlayacaktır. Son olarak, 7 numaralı rüzgar kızını yazalım. Çok iyi idman durumuna sahip olan bu isim, yarışlarında başarı gösteremiyor. Takısal değişiklikler ve Erhan Aktuğ'un binecek olması ile, bugün farklı koşabilir. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 1. 3. 8, 5, 7 şeklindedir. Üçüncü koşu. İki yaşlı İngilizlerin, şartlı 4 yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. 1 numaralı Cosmic Kid, henüz iki yarış koşmuş olmasına rağmen, neredeyse 6 aydır idmanlarda gördüğümüz bir isim. Bu gruptaki tayların tamamından daha tecrübeli olduğunu söyleyebiliriz. Beklentilerin çok yüksek olduğu Kozmik Kit, başarılı yarışlarının ardından, bugün şartlı 4 bir yarışta ve uygun grupta start alacak. Çin pist yarışında, dış kulvardan doldurarak gelip liderliği almasına ve tempoyu yükseltmesine rağmen, mükemmel direnci ile kazanmasını bilmişti. Bugün uygun grupta süratli bir rakibi olmadan yarışacak. İyi bir çıkışla liderliği erken alırsa, bu rakiplere hiçbir yerde geçit vermeden kazanacaktır. Biz tayın kalitesine ve binicisine güvenerek, günün bankosu olarak öneriyoruz. Dördüncü koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 15 yarışı, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Bu koşuda hafif süratli bir tempo bekliyoruz. Çekoğlu, Gülağ, Ufuk Baba ve İlle de sürmeli, yarışın temposunu belirleyebilecek olan süratli isimlerdir. Bunlardan, Çekoğlu ve Ufuk Baba, iç kulvardan yarışa başlayacakları için, liderliği alma gayreti yarışı süratlendireceklerdir. En dış kulvardan tercihli başlayacak olan gül ağada muhtemelen doldurarak gelip, bu atlardan liderliği almaya çalışacaktır. Bu süratli tempoda, sizlere 4 isim önereceğiz. Öncelikle 9 numaralı şehzadeyi yazalım. Vedat idaresindeki tek yarışında 3. kalan şehzadenin bu yarışını çok beğendik. Aslında iç kulvarda sıkışmasaydı, çok rahat bir birincilik elde edebilirdi. Çünkü dışa açılıp tekrar Sıptin'e başlayana kadar oldukça vakit kaybetmişti. Buna rağmen yakın ara üçüncülüğü çok başarılıydı. Bugün yarışın süratli geçecek olmasından dolayı, boş kilosu ile mutlaka etkili bir son verecektir. İlk sıradan yazalım. İlk rakibi, kaliteli isim 5 numaralı baş aydın olacaktır. Erhan Aktu idaresinde 3'te 0 yapmış olsa da, Çin pistte bu grubu geçebilecek güçte olduğunu belirtelim. İkinci sıradan yazalım. Daha sonra, ön gruptan 7 numaralı ille de sürmeliyi yazalım. Bir süre önce takibimize giren bu isim, yakın zamanda yarış kazanacaktır. Öndeki tempoda fazlaca yıpranmadan iyi bir yer tutabilirse, düzlükteki atakları ile yarışı kazanabilir. İhmal etmemek gerekir. Son olarak, 1 numaralı Musli yazalım. Apranti indirimi ile 60 kiloda start alacak olan kaliteli isim, sert gruplarda nispeten başarılı yarışlar koştu. Ara sıra nükseden start problemi olsa da bugün iç kulvardan iyi çıkıp orta sıralarda bir yer tutması durumunda çok etkili olmasını bekliyoruz. İl il dolaşarak kazanacak yarış arayan safkanın bir yılı aşkın süredir özlediği birinciliğe bugün ulaşabileceğini düşünüyoruz. Son sıradan da olsa kuponlara ekleyelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 9 5 7 1 şeklindedir. 5. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 16 yarışı 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda 2 tane süratli isim var. Rabutelli ve Naklov ayağına seri olan süratli isimler. Bugün ikisi de liderliği isteyecektir. Naklov ve Rabutelli aralarında anlaşsalar bile kalan tüm isimlerin ön grup atı olması işlerini yine zorlaştıracaktır. Çünkü yarışı önlere yakın takip eden isimler, ağır tempoya izin vermezler. Biz giderek artan tempoda, ön gruptan iki atı çok ön planda tutuyoruz. Favorimiz, 5 numaralı bağ bozumu olacaktır. Vedat idaresinde ilk yarışına çıkacak olan bağ bozumu, buradaki rakiplerine üstünlük kurabilecek kapasitede bir isimdir. Son uzun mesafeli ikinciliğinin, bu gruba fazlasıyla yeteceğini düşünüyoruz. Yarış içi bir aksilik yaşamazsa, kazanmaya yakındır. Bizce tek rakibi 10 numaralı live the moment olacaktır. Geun ay aynı mesafede başarılı bir dördüncülük elde etmişti. Bizce daha iyi bir binici olsaydı o yarışı kazanabilirdi. Sonrasında kaydolduğu yarışı hafif bir problem yaşadığı için koşmadı. Bugün hedefli katılacağı bu koşuda bomboş kilosu ile mutlaka etkili olacaktır. Kesinlikle ihmal etmeyelim Bu koşuyu da 5 ve 10 sıralaması ile geçelim 6. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin Grup 2 Marmara koşusu 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Marmara koşusunda çok zevkli bir mücadele izleyeceğiz. Öncelikle yarışın temposunun çok süratli geçmeyeceğini belirtelim. Liderliği Luminescence alacaktır. Onu da Vernazza, Time to Shine ve Çakırdağlı yakın takip edecektir. Eğer yarış çok süratli geçmezse, öndeki atlardan 6 numaralı Time to Shine, düzlük üzerinde Luminescence'i atlatıp, geriden gelebilecek ataklara direnebilir. Son yarışında, daha süratli bir tempoya girişmesine rağmen Bright Hop'a direnerek kazanmıştı. Bugün tempoda çok daha iyi koşup, yaşça büyük rakiplerini geride bırakabilir. Bu sebeple bizim net favorimizdir. Bizce tek ciddi rakibi, kaliteli isim 2 numaralı Egregious Rock olacaktır. Ahmet Çelik idaresinde 2'de 2 yapan bu isim, düzlükte binicisi hadi dediği anda, ara kapatarak gelip yarışı kazanıyor. Tempo nasıl olursa olsun, mutlaka birincilik mücadelesinde göreceğiz. Bu koşuyu da 6 ve 2 sıralaması ile muhtemelen kayıpsız geçebiliriz. 7. Koşu. 3 yaşlı İngilizlerin, kısa vade 8, Ekrem Kurt koşusu, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda da iki atı ayıramadık. İkisinin de lehine şartlarda yarışacağını ve denk güçte olduğunu düşünüyoruz. 1 numaralı Bold Sea Rover ve 3 numaralı Hardmet, bu gruptan üstün isimler. Üstelik lehine gidişatta yarışacaklar. Bu iki isimden başka süratli bir at yok muhtemelen Bold Sea Rover liderliği alacak, Hardmet ise onu yakın takip edecektir. Bu ikili, belirleyecekleri ağır tempoda yarışı sürdürüp, düzlükte de aralarında birincilik mücadelesi yapacaklardır. Bizce bu ikili arasına başka at girmez. Ayırım yapmadan 1 ve 3 yazalım bu koşuyu rahat izleyelim. Sekizinci koşu. 2 yaşlı İngilizlerin, şartlı bir, Grand Equinox koşusu, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. 7 numaralı Vasprakan ve 8 numaralı White Khan, sahada çokça konuşulan isimlerdir. İyi binicileri, iç kulvardan yarışa başlayacak olmaları, iyi idman durumu ve kaliteli pedigrileri ile bu iki tay arasından bir birinci çıkması muhtemeldir. Biz ilk iki sıradan bu tayları yazalım fakat yanlarına bir sürpriz ismi daha eklemek istiyoruz. Uzun zamandır sahada olan 4 numaralı Nordic Lights, son haftalarda oldukça değişti. Kaliteli pedigrisiyle, bu rakiplerden aşağı bir yanının olmadığını söyleyebiliriz. İyi işlerini yarışa taşımasını bekliyoruz. Mutlaka kuponlarınız da olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 7, 8, 5 şeklindedir. 9. Koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Grup 1, Türkiye Jockey Kulübü koşusu, 2400 metre çim pistte koşulacaktır. Artsmen'in liderliği alacağı, Vincitore'nin onu yakın takip edeceği bu koşuda, ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Bu ağır tempoda bizim tek tuttuğumuz isim, 3 numaralı Burgas'tır. Canı istediğinde bu tip grupları kolay geçebilen Burgas, bugün lehine şartlarda yarışacak yarışı önlerde takip etmenin avantajı ile, kazanma şansı çok yüksektir. Ayrıca Burgas, 2200 metre üstü yarıştığı 7 koşunun 5'ini kazandı. Bugün büyük bir aksilik olmazsa, adını yine birinciliğe yazdıracaktır. Günün bankosu olarak yazılabilir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bugün nostalji kısmında, geçen yıl İstanbul'da gerçekleşen, Türkiye Jockey Kulübü koşusunu paylaşacağız. 2400 metre mesafeli, grup bir Çin pist yarışını, 2 numaralı Powerman, mükemmel bir mücadele ile kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Start verildi ve 8. koşu olan Türkiye Jockey Kulübü koşusu başladı. 3 numaralı Scott Leo 1 boy kadar geç çıktı. Koşudaki liderli iç kulvardan gelen 4 numaralı Trey Fountain aldı. Dışarıdan ikinci de 2 iki numaralı Power Man giriyor. onu yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Megaloman var. 3 boy gerilerinde iç kulvarda 6 numaralı Zafer Ateşi. 4. yükte 3 boy gerisinde 5 numaralı Uğur Bey 2,5 boy kadar geride. İç kulvarda 1 numaralı Mr. Görkem 2 boy geride. 3 numaralı Scott Leo sırasıyla 1800 metre start yerine doğru gidiliyor. 4 numaralı Trey Fountain önde fark 2 boy kadar 2 numaralı Powerman ikincikte yarım boy geride iç kulvarda 7 numaralı Megaloman 5-6 boy geride 6 numaralı Zafer Ateşi onun 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Uğur Bey 2 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Mr. Görkem onun da 2 boy gerisinde 3 numaralı Scott Leo sırasıyla 1400 metre start yerine doğru yaklaşılıyor 4 numaralı Trey Fountain önde fark yine 2 boy kadar 2 numaralı Powerman yine onu takip ediyor yarım boy geride içeride 7 numaralı Megaloman bu üçlünün 10-12 boy kadar gerisinde 4. yükte iç kulvarda 6 numaralı Zafer Ateşi var. 3 boy geride 5 numaralı Uğur Bey onun 2,5 boy kadar gerisinde. 1 numaralı Mr. Görkem daha sonra 3 numaralı Skatleo sırasıyla 1200 metre start yeri geçilmek üzere. 4 numaralı Trevi Fountain önde fark 1,5 boy kadar dışarıda. 2 numaralı Power 1 boy kadar gerisinde. 3 kulvarda 7 numaralı Megaloman 10 boy kadar geride. 6 numaralı Zafer Ateşi 2,5 boy gerisinde. 5 numaralı Uğur Bey onun 3 boy gerisinde. 1 numaralı Mr. Görkem 3 boy geride. 3 numaralı Scott Leo sırasıyla son 800 metreye yaklaşılıyor. 4 numaralı Trevi Fountain önde fark 2 boy. 2 numaralı Power Man onu takip ediyor. 2 boy gerilerinde. 7 numaralı Megaloman 3. lükte. Onun 7-8 boy kadar gerisinde 7 numaralı. 6 numaralı Zafer Ateşi 4. lükte. 3 boy geride 5 numaralı Uğur Bey. 2.5 boy geride Mr. Görkem. Daha sonra 3 numaralı Scott Leo sırasıyla. Virajı 4 numaralı Trevi Fountain önde dönüyor. 2,5 3 boy kadar geride 2 numara Power Man var. 2 boy gerisinde 3'üncülükteki numaralı Megaloman 5-6 boy gelende 6 zafer atışı. Daha sonra Uğur Bey ve Scott Leo sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. 4 numaralı Trifantun önde fartlar biraz hız aldı. 2 Power Man temposu artırdı. Dışlarından da 7 numaralı Megaloman atak yapıyor. 4 numaralı Trifantun dışında 2 numara Power Man dışlarında 7 numaralı Megaloman mücadelesi zafer atışta katılmaya çalışıyor. 2 numaralı Power Man öne geçti. Dışından 7 numaralı Megaloman takip orta kulvardaki Power Man önde. dışında dışında Edwin Megaloman gelir asfaltla. İkili Powerman önde Megaloman gelir. Şeldi Powerman dışında Megaloman mücadelesi de Powerman. Koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Megaloman ikinci oldu. İç kulvardaki 2 numaralı Powerman. Akın Sözen'le 8. koşu alan Türkiye Jockey Kulübü koşusunu kazandı. 7 numaralı Megalaman koşu ikinci olarak tamamladı. 6 numaralı Zafer Ateşi 3. 5 numaralı Uğur Bey 4. 1 numaralı Mr. Görkem 5. oldu.